çekimlerinin Konya Valiliği tarafından yasaklanmaya çalışılması Türkiye'yi şok etti. En büyük şaşkınlığı dizinin ekibi yaşıyor. Dizinin Serdar Komutanı Mert Kılıç, halkın sahiplendiği diziye devlet engel olmak yerine destek vermedi. Türkiye, tarihinde ilk kez devlet eliyle bir dizinin çekimlerinin yasaklanmaya çalışılmasına şahit oldu. Neden olmuyor yani böyle bir şey? Biz ilk duyduğumuzda şaka falan dedik yani böyle bir şey. Daha önce hiçbir diziye, hiçbir projeye başına gelmiş bu olay değil. Biz dedik şakadır yani falan dedik ama sonra gerçek yüzünü görünce hepimiz şok olduk. Yayınlandığı her bölümde izlenme rekorları kıran Şefkat Tepe dizisinin çekimlerinin Konya sınırları dahilinde yapılması valilik tarafından yazılan skandal bir yazıyla yasaklandı. Valilik tarafından izin verilmemesine ben hiç anlam veremedim. Bu toprağın insanına kurulan aynı tuzakları deşifre eden ve zirveden geçemeyen dizinin maruz kaldığı bu uygulama Türkiye'de tek. Samanlı Haber'in setine konuk olduğu dizinin yapımcısı Salih Hasan böyle söylüyor. Milletimiz devletçi gösterdi. Terör odaklı, teröre odaklı böyle bir dizinin milletimizin hakikaten birliği beraberliği adına ne kadar doğru bir çalışma olduğunu milletimiz bizi izleyerek göstermiş oldu. Şefkat Tepe'nin Serdar Komutanı Mert Kılıç da dizinin halkın devletiyle askeriyle bütünleşmesini anlattığını ifade ediyor ve yolda 80 yaşındaki kişilerin durdurup kendisini tebrik ettiğini anlatıyor. Benim evladım senin gibi bir yüzbaşının askeri ise bu vatana, bu millete feda olsun. Dizinin çekildiği alanlar genel olarak tepe, vadi gibi doğal bölgeler. Valiliğin, Güzel Her Müdürlüğü'nün ilgi alanına giren birkaç noktayı gerekçe göstererek çekimlerin Konya genelinde yasaklaması büyük eleştiri aldı. Onların bizim kirli bıraktığımız dediğimiz şehirdeki mağaralara gidip gördüğümüzde içine işte ineklerin girdiği, oralarda gölgelendikleri yerler. Yani diğer kültüre, turizme, müzelere ait işte kilisede çalışma yerlerimiz oldu biz. Oralarda sadece doğal ortamında çekimler yaptık ve olduğu gibi bıraktık. Doğru bir söylem değil. Kesinlikle biz bunun doğru bir söylem olduğunu düşünmüyoruz. Sayın Valimize söylüyorum. Yani oradaki turizm alanlarına gelen turistler, yerli turistler, turistleri getiren rehberler benimle şunu paylaşıyorlar. Siz bu bölgelere geldikten sonra biz buralara insanları getirmeye başladık. Ekibin yasağa tepkisi net. Onlar gerçekleri anlattığı için halkın teveccühünü kazanan bu dizinin engellenmek yerine desteklenmesi gerektiği görüşünde. Sosyal paylaşım sitelerinde insanların tepkilerini merak ettiğinden dolayı bak. Hiç kimse bu projenin kalkmasını istemiyor. Milletimiz bu kadar diziye sahip çıkmışken devletimiz de bu konuda destek verdi. Hadi çabuk göçene! Şefkat Tepe, Türkiye üzerinde dönen dolapları, belgeler ve gerçekler üzerinden aktaran bir dizi. Çekimleri de Konya'da yapılıyor. Konya Valiliği skandal kararda çekimleri engellemeye çalışıyor. Vatandaş da soruyor. Türkiye kurulan tuzakların anlatıldığı bu yapımdan kim rahatsız olur? Tersliğin bin yıllık rüyasını gerçekleştirmeye az kaldı. Gemimizi yürütmek için biraz daha kana ihtiyacımız var. Şefkat Tepe'nin sözde bahanelerle hedef haline getirilmesi, acaba verdiği mesajlar birilerini rahatsız etti, onun için mi çekimleri engellenmek istemiyor sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada bununla ilgili yorumlar dolaşıyor. Peşimde sporlar var. Bitirin şunları, bitirin. Emredersin başkan. Şefkat Tepe'nin son bölümlerinde İran'ın Türkiye'deki gizli faaliyetleri hakkında fikir verecek bilgiler var. Onlardan biri de Efendiler Efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı Buda isimli birlikteliğin İran tarafından bir silah gibi kullanılmasıyla ilgili. Hadi bakalım. Kış mekanı. Parayla ve belli bir süreyi kapsayan ve nikah diye yürütülmeye çalışılan bu birlikteliğin İran istihbaratı tarafından kullanıldığını gazeteler bile yazmıştı. Şefkat Tepe yeni bölümlerinde buna dikkat çekiyordu. Bunda tuzağıyla hangi karanlık odakların neler yapabileceklerini gösteriyordu. Şuna bir bak beyim. Belki Muta nikahlı eski karını hatırlarsın. Şefkat Tepe bir başka önemli noktaya daha dikkat çekiyor. O da yüz yüze gülen İran'ın gizli biçimde terör örgütüne destek olması. Tamam. Bizi zorladılar, Muta yaptırdılar. O kalsından kurtarın bizi ne olur. Tamam. Tamam, dur.
bunlardan biri olan Şefkat Tepe, Suriye'de yaşananlara da mercek yutuyor. İran'ın Suriye'de hem diktatörlük rejimini hem de yeni kurulmak istenen bölgesel yönetimi desteklediğini gösteriyor. Kampta Türkiye'ye gönderecekleri kızlara özel eğitim veriyorlar. Kalanı da mutal nikah altında fuhuşa zorluyorlar. Türkiye üzerinde oynanmak istenen korkunç planları anlatan Şefkat Tepe dizisinin Konya Valiliği'nin aldığı skandal kararla engellenmek istenmesi herkesten büyük tepki görüyor. Ve vatandaş soruyor. Dönen dolapları net biçimde gösterdiği için mi Şefkat Tepe'nin çekimleri durdurulmak isteniyor? Demek içimizdeki hain buymuş. Ukrayna'da şiddet...